Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz üroloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Bülent Oktay. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Bülent Oktay kimdir? Kendi dilinden tanışmak isteriz. Buyurun. 1980 yılında o günkü ismiyle Bursa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra ihtisasımı da aynı okul, o zamanki adı okulda yaptık. Sonra ismi değişti, Uludağ Üniversitesi oldu. Yaklaşık 31 yıl Uludağ Üniversitesi'nde çalıştım. Ana bilim dalı başkanlığı dönemimin 10. yılında da çeşitli nedenlerle 2011 yılında ayrıldım ve şimdi 7 yıldır Hacıbadem Bursa Hastanesi'nde çalışmaktayım. Orada böbrek nakli programı ve laparoskopik cerrahi bölümü kurduk. Çalışmalar orada devam ediyor. Evet. Ülkemizde gerçekten oldukça önemli bir sağlık problemi değil mi? Organ yetmezliği ve organ nakli hakikaten iki majör yönü olan problem. Birincisi direkt insanlarla ilgili. Tekil bir hastalık değil organ nakli. Daha çok böbrek nakli konuşacağız. Böbrekleri yetmez olan bir kişinin yaşama devam edebilmesi için ya organ bulacak, ki biraz sonra konuşuruz, zorluklar var, ya da kanını süzdürecek bir makine bulacak. Yani diyaliz sistemleri. Diyaliz dediğimiz vakit haftada 3 ila 4 gün bir merkeze gidilecek. Bütün gün harcanacak yani ve yavaş yavaş süzülmesi gereken, 2-3 günde süzülmesi gereken zararlı maddeler 3-4 saat içinde vücuttan çekilecek. Onun yan etkileri olacak. Bir getiren götüren var. Bütün bir aileyi etkileyen bir durum. Artı kişinin sosyal faaliyetlerini, çalışıyorsa iş gücünü etkileyen bir problem. Öbür yandan da bir maliyeti var. Ülkemizde bunu kamu, yani devlet karşılıyor ama bir maliyeti var. Basitçe söyleyeyim, diyalizin bir yıllık maliyeti herhangi bir yan etki, komplikasyon olmazsa 25 bin dolar civarında. Çünkü çoğu yurt dışına bağlı sistemle çalışan sağlık tedavisi. Nakilin ise birinci yılı, Türkiye emek olarak çok ucuz bir ülke, emeği ucuz bir ülke, 20 bin dolar bile etmiyor. Ancak ikinci yıldan sonra bu para harcanmıyor. Diyalizde ise her sene bu harcanıyor. 150-160 bin böbrek bekleyen hasta var diyalizde. Potaya girmek üzere olanlar var. Bakıldığı vakit ülke ekonomisine de bir yük. Yük. Çok ciddi bir yük. Ve aslında tam bir tedavi yöntemi de değil, değil mi diyaliz? Tabii gerçek bir organın verdiği sağıtım seviyesini asla vermiyor. Sadece öldürmeyecek zararlı maddeleri öldürmeyecek kadar çekiyor. Yaşamınıza devam ediyorsunuz ama tam sağlık hali olmuyor. Olmuyor. Peki böbrek nakli kimlere gerekiyor? İşte çeşitli sebeplerle böbreklerinin fonksiyon olarak tamamını kaybetmiş kişiler bir süre sonra yetmezlikle karşılaşırlar. Yani kanında süzülmesi gereken zararlı maddeler birikmeye başlar ve bunun yan etkileri olur. Eski yıllarda sebep daha çok doğumsal ya da genç yaşta nefritik sendrom dediğimiz böbreğin iltihabi hastalıklarıydı. Günümüzde son 10 yılda yaşamın da uzaması farklı bir etiyoloji, yani sebep yumağı oluşturdu. Bunların ilk sırasında yüksek tansiyon ve şeker hastalığı var. Bu iki hastalıkla uzun yıllar birlikte yaşamak zorunda kalan ve iyi tedavi edilmeyen kişilerde uzun yaşama imkanı bulmuş ise böbrek yetmezliği görülme oranı çok yüksek ve bugün birinci sırada artık. Evet. Öyleyse mutlak surette tam olarak tüm vücudu, organları sağlıklı hale getirip sonrasında böbreklere bir zarar gelmemesini bekleyeceğiz. Doğru mu? Yani son yıllarda çok yoğun görülen yüksek tansiyon ve şekere çok itina edeceğiz. Evet. Hekim periyodik takiplerimiz olacak. Kendimizi bu iş ciddiye alacağız yani. Evet, çok doğru. Peki, böbrek nakli ülkemizde oldukça başarılı şekilde artık yapılmakta.
Canlı ve kadavra vericili nakilden biraz bahseder misiniz hocam? Şimdi böbrek nakli için böbrek lazım. Normalde olması gereken kaynak ölüden olan, buna kadavra vericili diyoruz. Yani yeni ölmüş, özel şartlarda ölmüş, hastanede ölmüş ve hemen makine desteğini alınmış bir kişiden birkaç saat içinde organ alınabilir. Ve bu organ ölünün böbrekle ilgili bir hastalığı yoksa veya yoğun bir enfeksiyonu, iltihabi durumu yoksa bir ölüden alınan iki organ iki ayrı kişiye birer böbrek olarak takılır ve uzun süre görev yapabilir. Kadavra buna diyor. Bunun için organ bağışı lazım ve iyi bir organizasyon gerekli. Ülkemizde işin aslında ikinci bölümü önemli ölçüde halledildi. Yani organizasyon derken yoğun bakım üniteleri lazım. Yoğun bakım ünitesi organizasyonu olmadan organ nakli, ölüden organ nakli olmaz. Bununla eğitilmiş bir sağlık kadrosu lazım. Bu da yeteri kadar var. Ve tabii üçüncü bacak bağışlayan kişilerimiz olması lazım. Bu da bazı bölgelerimizde istenilen düzeyde olmasa bile iyice. Türkiye'nin genel ortalaması düşük. Yani bu milyon nüfus başına düşen kişi sayısından çıkan ölü sayısı var. PMP diyor, PMP diyoruz. Avrupa ortalaması 20 civarında. İspanya'nınki çok yüksek, o özel bir kategoride. Türkiye'ninki 7. Ancak benim çalıştığım Güney Marmara'da da 20'nin üstünde. Yani Avrupa ortalamasını. Bu yüzden de Güney Marmara'da 3 merkez var. Bu merkezler uygulamalarda kadavra nakli öncelikli olarak yapabiliyorlar. Bu çok iyi bir durum. Umarım diğer bölgelere de yayılır diyoruz. İkinci kaynak Türkiye'de yaygın olan bu. Canlı vericiden. Yani insanlarımız bir akrabasına, çocuğuna, annesine, babasına, kızına, kardeşine organ verebilir. Kanunen 4. dereceye kadar hısım akrabaları arasında organ nakli mümkündür. Ülkemizde toplamda %80 civarında canlı vericili nakil ile böbrek nakli yapılıyor. Çok başarılı yapılıyor. Sayılar 3500'lere ulaştı. Dünyada çok önde gelen ülkeler arasında olduk. Canlı vericili böbrek naklinde oran olarak, milyon başına nüfus olarak dünya lideriyiz. Sayı sıralamasında da Amerika ve Hindistan'dan sonra 3. sıradayız. Bu çok önemli. Amerika'nın ve Hindistan'ın hacmini düşünün, nüfusunu düşünün. Onların hemen arkasındayız. Oranımız çok yüksek ama canlıdan yürüyor. Tabii biraz avantajı var. Canlı vericide böbrek iyi hazırlanmış oluyor. Daha uzun süre barınabiliyor yıllarca. Erken çalışıyor. Ama bir canlı, hasta olmayan bir insan bir organını kaybediyor. Bu da işin madalyonun olumsuz yönü. Evet. O nedenle biz hep kadavra nakille bu iş yürümeli, kadavra nakli arttırmalıyız diyoruz. Evet. Peki bu konuda organ bağışının da çok büyük etkisi var değil mi? Ölmeden önce organlarımızı bağışladığımız takdirde çok büyük bir etki sağlayabiliriz değil mi? Kesinlikle. En önemli konu bu. Biliyoruz ki bir şekilde her gün birimiz öleceğiz. Doğum varsa karşılığı da var. Ve toprağın altına bizi yatırıyorlar. Bakteriler dokularımızı bir süre sonra yok ediyor. Bir kemiklerimiz kalıyor. İşte o süre toprağın bakteri yoğunluğuna göre de 6 ay, 1 sene bazen daha olsun. Ama yok oluyor. Yok olacağına bir başkasında yaşamaya devam edeceğini düşünmek de güzel. Sonunda bir parçanız siz yok olduktan sonra bedenen başkasına yaşamaya devam edecek. Burada organ bağışı çok önemli. Bunun ailemizin içindeki olması gereken bölümü konuşmak, bu konuyu konuşmak. Şimdi kural olarak cebimizden bir bağış kartı çıkması gerekiyor ki rahat olalım. Biz de buna rağmen yine yasal olarak iki yakınından izin almak zorundayız. Ama muhtemel ölecek olan kişi ölmeden önce ailesinin arasında ben organlarımı bağışlayayım, bağışlamak istiyorum demesi dahi yetiyor. Bir şekilde organ alımına uygun öldüğünde, yoğun bakım desteğinde öldüğünde yakınlarına gittiğimiz zaman hemen hatırlanıyor bu. Vermek istiyordu,
verelim diyorlar ve yakınları kendi vicdanlarını rahatlatıyorlar. Aslında ülkemizde organ bağışı problemi direkt bir problem değil. Çünkü canlıyken veriyoruz. Yani canlı bağışında dünya lideriyiz. Onun için organlarımızı bağışlamıyoruz demek doğru değil. Çünkü canlıyken veriyoruz. Ölünce problem çıkıyor. Neden? Bize sorulamıyor tabii. Evet. Yakınlarımıza soruluyor ve bu konuyu konuşmadığımız için, bizim ne düşündüğümüz bilinmediği için de vicdan muhasebesi yapıp bir şekilde vermeme yolunu tercih ediyorlar. Evet. Öyleyse bundan sonrasında biraz daha... Bu konuyu konuşalım. Evet. Evet, bunu konuşalım. Mutlak suretle evimizde, akrabalarımızla bu konuyu konuşalım. Okulda. Okulda. Evet, çok doğru. Özellikle de bu tür programlarda bunların konuşulmasının çok fazla faydasının olacağını düşünüyorum hocam. Çünkü bizler toplum olarak bir şeyleri çok detaylandırıyoruz. Organ bağışı işte yaptığım takdirde kadavra olacağım, günah mıdır değil midir? En büyük sevaptır değil mi? Evet, bir şey bağışlıyorsunuz. Bir can kurtarıyorsunuz. Evet, o yüzden bunda da herhangi bir sıkıntı olmadığı ortada. Peki, sağlıklı bir organ nakli nasıl gerçekleştirilir? Neler gerekli? Böbrek nakli yapılırken neler gerekli hocam? Canlı mı kadavra mı soruyorsunuz? Her ikisi de. Şimdi kadavra sistemi biraz daha değişik. Ülkemizde kural gereği kişiler bir tane ortak liste var. Sağlık Bakanlığı tarafından yönetiliyor tüm sistem ve kontrol ediliyor. Merkeze başvuran kişi, organ nakli olmak isteyen, sıraya girmek isteyen kişi bir listeye yazılıyor. Bu sıralama bildiğimiz böyle tarih sıralaması değil. Kişinin doku grupları, yaşı, diyaliz süresi bir sürü parametreden puan alıyor. En önemlisi doku grubudur. Ve o listede yer alıyor. Bir yerden bir ölü ve bağış olduğunda rahmetlinin doku grubu ve özellikleri bilgisayara girildiğinde bilgisayar buna uyan, en uyan hastaları birinci sıradan itibaren veriyor. Ve ilk beşi merkeze bildiriliyor. Biz o ilk beş kişiyi çağırıyoruz. Bunun saati yok gece günü. Yani 24 saat çalışan bir. Çünkü böbrek kadavrada dışarı alınıp soğuk muhafaza altına alındıktan sonra yani maksimum 20-24 saat içinde kullanılmak zorunda. Bu süre de aslında çok kısa. Çünkü tahlil süresi var. Böbrek antijen dediğimiz vücudumuza uyaran proteinler içeriyor. Takıldığı takdirde vücudumuz onu reddetme oranı çok yüksek. Bu nedenle bir ön testler gerekiyor. Bir saatler süren. İşte listedeki kişileri çağırıp kanlarını alıyoruz. Ölüden de alınan örneklerle cross-match dediğimiz karşılaştırma testleri yapıyoruz. Artı eksiler liste çıkıyor ve orada mesela birinci sıradayız ama bizim cross-match'imiz pozitif. Yani çatışma var. Red olacak tabii. Takılamıyor. Anlamsız onun. Evet. Hastayı kaybederiz. Kime uygunsa red çıkmazsa tahlil test sonucu kim uygunsa ona takılıyor. O kişi o arada tahlil beklerken tümüyle mide, bağırsak, kalp muayeneleri oluyor. Çünkü önemli bir ameliyat. Ameliyata hazırlanıyor. İlaçları başlanıyor. Diyaliz gün uzaksa son diyalizi yapılıyor. Yine 2 saatlik bir ameliyat olacak. Böyle bir süreci var. Canlıda ise buna ek olarak bir kişi daha ameliyat olacak. Sağlıklı, hiçbir problemi olmayan o kişi irdeleniyor. Tam sağlıklı hali olması lazım. Önce işte enfeksiyon gibi, tansiyon, mide, herhangi bir kanser durumu olmaması gerekir. Bütün bunlar tarandıktan sonra böbrek seçimi için filmler çekiliyor. Alıcı kadavra da hazırlandığı gibi hazır zaten. Gün orada bir randevu yapılabiliyor. Günü saptanıyor ve hemen hemen aynı anda ameliyathaneye alınıyorlar. Birinden çıkarılıyor ki biz bunu kapalı yöntemle kesiksiz laparoskopik donör nefrektomi bunun adı. Kapalı böbrek çıkarılması işlemiyle böbreği alıyoruz. Sadece böbreğin çıkacağı kadar 4-5 santimlik bir kasık kesisinden alıyoruz. Yan odada kasığı hazırlanmış olan, damarları hazırlanmış olan hastaya kısa bir sürede ulaştırıp 1 dakika, 3 dakika onu orada bağlıyoruz. Toplam birinci ameliyat başından ikinci ameliyatın sonuna kadar
3 saat gibi bir sürede, ki uzun değildir. Hiç uzun değil. Biter bu iş. Ve son derece konforlu gözüküyor. Hasta konforu sağlanıyor. Şimdi çok sayıda yapılan merkezler, buna yüksek volümlü merkezler deniyor. Herkes aynı an işi çok sayıda yaptığı için beceri kazanıyor. Onun için bu tür komplike ve takım oyunu gerektiren, birden çok ekip çalışıyor aynı anda çünkü, işlerde yani yüksek volümlü merkezlerde konfor ve güvenlik daha yüksek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam vermiş olduğunuz bu kıymetli sağlık bilgisi için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bu konuyu tekrar gündeme getirdiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, üroloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Bülent Oktay'ı ağırladık. Hoşçakalın.